Biz toplumun sadece romanıyla değil, romanıyla, çerkeziyle, türküyle, kürdüyle, ermeniyle, ermenisiyle ve yahudisiyle Osmanlı'da 650 sene, 700 sene, 1000 sene nasıl yaşadıysa bundan sonra da inşallah Türkiye'de aynı huzur, aynı mutluluk, aynı refah seviyesinde yaşaması için bugün buradayız. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Türkiye'de yıllardan beri romanlara yönelik çok önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. Edirne'de 8 Nisan Dünya Romanlar Günü ve Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ile 1. Aşama Eylem Planı Belgesi tanıtımı ile ilgili program düzenlendi. Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen program, roman soykırımını anlatan belgeselin izlenmesi ve müzik dinletisiyle başladı. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, programdaki konuşmasında roman açılımının Türkiye'de yaşayan roman vatandaşları için bir milat olduğunu kaydetti. Şahin, romanların sosyal ve ekonomik entegrasyonu için son yıllarda önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye tarihinde ilk defa başlattığı bir hareketi, bir çalışmayı önderlik ettiği bu oluşuma 2018 yılında biz de nasıl katkı verebiliriz, nasıl bunu daha iyi taşıyabiliriz diye çalışmalarımızı devam ederken dedik ki bu 6-7 yıldır yapılan çalışmaların sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bu hareketin neticesinde bir yere varılan, yani eylem planlarının ve stratejisinin hazırlandığı Roman kardeşlerimizle ilgili bu çalışmaların biz de Kalkınma Ajansı olarak, müdürlük olarak, bakanlık olarak, diğer müdürlüklerle, STK'larla ve toplumla beraber bu 8 Nisan'da, bu anlamlı günde, öncesinde açıklayalım, harekete geçirelim, eylem planlarını sahaya indirelim diye bu çalışmayı bugün yapmaya karar verdik. Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Roman Strateji Eylem Planı'nın Roman vatandaşların hayat şartlarını iyileştireceğini belirtti. Bakanlığımız koordinatörlüğünde Roman kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadığı 12 ilde erişimi kolaylaştırmak, Romanların yoğun olarak yaşadığı alanlarda teknik destek projesi, kısaca diğer adıyla Sirama projesi uygulanmıştır. Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen ve yaklaşık bütçesi 11 milyon avro olan proje uygulanmıştır. Eğitim, sağlık, istihdam, sosyal hizmet ve konut ayakları bulunan projenin asıl odağı eğitim ve istihdamdır. Balkan Roman Birliği Baron Başkanı ve sosyal arabulucu Bahattin Ulusoy da Romanların geçmişte büyük acılar çektiğini ve Nazi Almanyası tarafından soykırıma maruz bırakıldığını ifade etti. Edirne Roman Derneği Başkanı Erdin Çekiç de hazırlanan eylem planına en çok romanların sahip çıkması gerektiğini belirterek, eksikliklerin ayrıştırılarak değil, kucaklayarak çözülmesi gerektiğini kaydetti. Program romanların hayatlarını anlatan fotoğraf sergisinin açılmasıyla sona erdi. Programa Makedonya Roman Ulusları için Strateji Bakanı Aksel Amadovski, kurum müdürleri ve romanlar katıldı.